Çocukların dini eğitiminden baba mı, anne mi sorumludur? Ben çocuklarımın annesi olarak küçükken çocuklarıma ibadetlerini yaptırdım. Fakat büyüdükçe babalarını örnek aldılar ve babam niye yapmıyor diyerek beni dinlemez oldular. Bu konuda bana tavsiyeniz nedir? Şimdi bu hanım kardeşimiz ben görevim yaptım diyor ama ne kadar yapmış bilemiyorum. Yani bir anne çocuğuna yeterli eğitimi verse çocuk babasına bakmaz. Doğru olan annenin anlattığıdır. Annesi evladım baban yapmıyor ama benim anlattığım doğru mu yanlış mı? Ben sana doğrusunu söylüyorum dediğinde çocuk kabul edecektir. Yeterince görevimizi yaptığımızı düşünmeyelim. Kadın olsun erkek olsun. Yani ben görevimi yaptım ama kocam böyle. Kocam çocuklara kötü örnek oldu. Olabilir. Ama bu senin görevini iyi yaptığını göstermez. Erkek de çocuklarına kötü örnek olduğu için elbette bunun hesabını Allah'a verecektir. Hem ahirette verecek hem de bu dünyada da verecek. Nasıl verecek? Şöyle verecek. O çocuk yarın babayı da dinlemeyecek. O zaman o görecek. Allah'ı öğretmediğinin cezasını çekecek. Allah'a itaati öğretmeyen baba çocuğundan itaat bekleyemez. Çocuğuna Allah'a itaati bile öğretmemiş. Kendisine itaat bekliyor. O itaati göremez. Hazreti Ömer'e bir adam gelmiş. Demiş ki, ya emirel müminin, ey halife, benim bir çocuğum var, bana asi, laf anlamıyor. Biraz onunla konuşur musun? Baba haklı, baba hakkını bilmiyor. Çağır çocuğunu diyor. Çocuk geliyor. Çocuğa anne baba hakkını anlatıyor Hazreti Ömer. Biraz böyle anlatınca çocuk diyor ki, ey emirel müminin, anne baba hakkı var, tamam kabul ettim. Peki diyor, çocuğun anne babada hakkı var mı? Ya anne babanın çocukta hakkı var. Peki çocuğun anne baba üzerinde bir hakkı var mı? Evet demiş Hazreti Ömer. Nedir demiş? Hazreti Ömer demiş ki, üç şey. Birisi, annesini iyi seçmesi. Çocuğunun anası olacak olan kadını iyi seçmesi. İkincisi, ona güzel bir isim koyması. Üçüncüsü de, çocuğuna İslam'ı öğretmesi. Kur'an'ı öğretmesi. Çocuk demiş ki, bunların hiçbiri yok bende. Annem iyi bir kadın değil. Adım da şu, affedersiniz, pislik böceği manasına gelen bir isim. Adım da şudur, adım da kötü. Annem de iyi değil. İslam'ı öğrenme, Kur'an'ı öğrenmeye gelince babam bana hiçbir şey öğretmedi. Hazreti Ömer dönmüş adama demiş ki, hey adam, sen çocuğun hakkını verdin mi ki çocuktan saygı, itaat bekliyorsun? Sen çocuğun hakkını vermemişsin, o da senin hakkını vermiyor, sana itaat etmiyor. Çık dışarı demiş. Sen çocuğun hakkını yerine getirdin mi ki o senin hakkını yerine getirsin? Yani demek ki böylesi anneler, babalar sadece ahirette hesap vermeyecekler. Bu dünyada da o çocuklarından gün yüzü görmeyecekler. Gün yüzü görmeyecekler.
Yani ahirete kalmayacak sadece. Bu dünyada da cezalarını çekecekler. Bir gün bizim bir akrabanın düğünü vardı. Danslı, cazlı bir düğün yapacaklarını biliyoruz. Biz böyle düğünlere gitmiyoruz. O ortamlar zaten haram. Çırılçıplak oynuyorlar, zıplıyorlar. Her tarafları ortada. Orada olmak caiz olamaz. Orada olan mecburen bakar. Dolayısıyla orada bulunmak caiz olamaz. Biz o yüzden o zaman rahmetli annemle birlikte gittik. Düğünden birkaç gün önce hediyesini annem hazırlamıştı. Hediyesini götürdük, evlerine verdik. İşte o sırada konuştuk biraz. Dedim ki kızın babasına, nasıl dedim düğün hazırlıkları filan, düğüne bir iki gün kalmış. Nasıl dedim, yani işler yolunda mı, sıkıntınız var mı? Aynen şunu söyledi. Şimdi dedi, kızımın ölüm haberi gelse sevinirim dedi. Şok oldum yani. Sen nasıl konuşuyorsun dedim ya. Kızı dediği de benim akrabam oluyor yani. Şimdi dedi, kızımın ölüm haberi gelse sevinirim. Düğüne bir gün kalmış. Niye dedim? Yahu dedi, beni öldürdü dedi ya. Öldürdü beni dedi ya. Ölse de kurtulsam dedi ya. Hiç mi laf anlamaz? Bizi mahvetti dedi. Dedim ki, senin dedim bu kızın ufaktı. Ben diyordum ki ver bu kızı götüreyim. Biraz bir şeyler öğretelim, İslam'ı öğretelim. Onun gibi küçük kız çocukları ortaokulda, onlara ablaları, hoca hanımlar, onlara ders yapıyorlar. İslam'ı öğretiyorlar, terbiyeyi öğretiyorlar. Onları kampa alıyorlar, kampta yatılı kalıyor çocuklar. Vesaire. Ben sana diyordum ki ver çocuğunu götüreyim biraz bir şeyler öğrensin. Sen yok diyordun. Çocuğunu gönder. Gruplar var, çocukların grupları, ortaokul, lise grupları. Onlarda dersler yapılıyor. Çocuğunu gönder, oraya gönder. Yatılıya göndermiyorsan gündüzcü olarak gitsin 3-4 saat sonra geri gelsin evine. Göndermiyordun sen. Yok yok dersini çalışsın diyordun. Hatırlıyor musun? Evet dedi. Haklısın dedi. Ders çalışsın. Çalıştı. Bir meslek sahibi oldu. Bak para da kazanıyor. Ama bak diyorsun ki ölse de kurtulsam. İşte böyle. Yani yalnız ahirete kalmıyor, bu dünyada da Allah bedel ödetiyor. Şimdi bu kişi, her kimse, annesi çocuğa bir şeyler öğretiyor, baba kötü örnek oluyor, baba annenin öğrettiklerini bozuyor. Yani faydası yok, zararı var. Bu baba hesabını verir. Bu dünyada da görür. O baba yarın görecek. İslam'ı öğretmediğiniz çocuklarınız başınıza beladır. Size eninde sonunda olmaz olasın dedirtirler. Ama şunu da bilelim.
Şimdi bu hanım kardeşimiz diyor ki ben bir şeyler öğretmeye çalıştım ama kocam böyle olunca faydası olmadı. Babam niye yapmıyor diye çocuk dediğimi yapmıyor. Namaz kıl diyorum mesela. Kılmıyor çünkü babam da kılmıyor diyor. Tamam, babasının bunda suçu var. Annesinin de eksiği vardır mutlaka. Ama bir de o çocuğun kendi nefsi var, kendi şeytanı var, kendi çevresi var. Onların da tesiri var. Yani öyle çocuklar var ki babası kafir, annesi kafir. Ama çocuk gayet iyi bir Müslüman oluyor. Öyle çocuklar var ki babası alim, annesi alim ama çocuk beş kuruş etmez bir adam oluyor. Öyle çocuklar var ki babası peygamber ama kendisi kafir. Hazreti Nuh'un oğlu. Babası kafir, çocuğu peygamber. Hazreti İbrahim. Babası kafir, kendisi peygamber. Yani her şey çevreyle, anneyle, babayla olmuyor. İnsanın kendisinin de istemesi gerekiyor. Her doğan çocuk imtihan için yaratılıyor. Herkes kendi cennetini kendisi kazanmak zorundadır. Her şey anneyle babayla değil. Anne baba görevini yapacak. Yapmazsa hesabını Allah'a da verecek. Bu dünyada da görecek. Ama anne baba görevini yaptığı halde bazen yine de çocuk kendisi istemez ve yapmaz. Ama anne baba bundan sorumlu olmaz. Onlar görevini yapmıştır ama çocuk kendisi hak yolu tercih etmemektedir. Nefsine uymayı tercih etmektedir. O da öyle yaşayacaktır. Belki bir gün anlayacaktır. Ama belki de hiçbir zaman anlamayacaktır. Herkes kendi cennetini kendi kazanmak zorundadır. Herkes kendi imtihanını vermek zorundadır. Her talebe kendisi imtihanı kazanmak zorundadır. Biz de bu dünyada bir talebeyiz. Bu dünya bir okul, biz de talebeleriyiz. Herkes kendi imtihanını kendi kazanacak. Anne baba görevini yaptıysa, çocuk anlamak istemiyorsa, anne baba yine görevini yapmaya devam etsin. Bugün anlamaz, belki yarın anlar. Ümitsiz olmayalım. Nice gençler önceleri anlamaz, biraz yaş ilerledikçe aklı başına gelmeye başlar. O annesinden öğrendikleri gene de ona faydalı olur. Yine de faydalı olur. Ama hiç faydalı olmuyorsa ona da artık anne baba üzülmemeli. Ve demek ki bu hakkı istemiyor, doğru bir yaşantı istemiyor. Bu nefsine göre yaşamak istiyor. Herkes kendi tercihini yapacak. Kimi cennete, kimi cehenneme gidecek. Hazreti Adem de sağına bakıyor, gülüyordu, soluna bakıp ağlıyordu ama yapacak bir şey yok. Allah böyle takdir etti. Layık olanlar cennete gidecek, olmayanlar da cehenneme gidecek. Bu senin çocuğun da olabilir, benimki de olabilir. Senin anan baban da olabilir, benimki de olabilir. Herkes imtihanı kazanmak zorunda. Bizim isteğimiz de olmuyor. Allah kim layıksa ona hidayet ediyor. Ama bugün, ama yarın, ama sonraki gün hidayete layık olanlara Allah hidayet nasip ediyor. Layık olmayanlar da o şekilde devam edeceklerdir.